Evet, değerli Aksoy Filo Elvan güvercinleri, takipçileri, Hatay'ın son durağı arkadaşlar, fakat en güzel durağı. Hızır Reis'in bizler için gizli hazinesini biz de bulduk arkadaşlar. Bizim için yaptığı videoyu tekrarlayacağız. Şu an evet. Evet arkadaşlar, Antakya'nın gizli kalmış cennetinin koruması arkadaşlar. Şu an duygularım arkadaşlar anlatılmaz, ancak yaşanır. Yani şu doğa inanılmaz bir şey. Burada insan yaşlanmaz arkadaşlar. Yaşlanırsa da galiba her 5 yılda bir yaşlanır ancak. Arkadaşlar tamamen bir doğa harikası burası. Güvercinlere bakın arkadaş, tamamen doğa. Burayı böyle bir yani tır yeri, böyle lokal gibi bir şey yaptım abi. Ben yani sigara, sikret mi olacak, ödün yemek yemek istediğimler için aranık yaptım. Biraz kellenmiş. Burada sadece güvercin yok. Şşt. Bakın neler neler var. Bakın arkadaşlar, bir aslan da burada var. Maşallah maşallah. Evet değerli takipçiler, şöyle yavaş yavaş gezerken sizlere göstereyim. Bakın, sadece güvercin değil, burada aynı şekilde değerli Hint horozları arkadaşlar, tabiri caizse dövüş horozları. Tabi bunlar dövüştürülmüyor ama dövüş horozları diye hitap ediliyor. Bakalım burada ne var. Yine burada bir tane ördeğimiz var. Otu nereden geliyor abi? Dağdan abi. Dağdan geliyor değil mi? Yine bir şey değil, yağmur gitti yağdığında. Evet arkadaşlar, bakın çiftlilerin olduğu bölümler birkaç tanesi böyle. Burada bir tane apraş fitilli var. Bakalım. Burada bir tane kırmızı müsait var. Aşağıda bir beyaz fitilli var yine. Şurası enteresan arkadaşlar. Bakın, tavus kuşları. Şu an bizden ürktüler. Yukarıya çıktılar. Şöyle bir yakınlaştırayım. Yani burası gerçekten de gizli kalmış bir hazine, bir vadi arkadaşlar, tabiri caizse. Şu doğa beni çok etkiledi arkadaşlar. Henüz güvercinlere geçmedik ama
Evet değerli takipçiler, şu an birinci Uluslararası Şanlıurfa Festivali'nden sonra Hatay Festivali'ndeyiz arkadaşlar. Burada hatta şu karan akışının hangisiydi ustam? İkisi de festivalde birinci olan karan akışının öz oğulları arkadaşlar. Zaten bunlar da festivale gelen kuşlardan fazlası var, eksiği yok. Allah esirgesin. Bir maşallah eksik etmeyin. Bu tür kuşları her yerde göremeyiz arkadaşlar. Bu dakikaların keyfini çıkarın. Maşallah maşallah. Şu kafaya bir maşallah alalım arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden özel. Evet arkadaşlar, değerli takipçiler, burası da bu gizli vadinin ayrı bir güzelliği. Şurayı sizlere yakınlaştırayım arkadaşlar. Hatay'ın güzelliği açık ve net olarak ortada arkadaşlar. Yani buradan da tüm Hataylılara selam olsun. Gerçekten de söyleyecek kelime bulamıyorum. Tamam kızma baboş, kızma. Değerli takipçiler, videomuz son hızıyla devam ediyor. İşte 2022 yılının Şanlıurfa Festivali'nin şampiyonu, birincisi arkadaşlar. Zaten Tosun, adı Tosun. Adı da Tosun. Zaten festival videomuzda da var kendisi. Geniş yer verdik. Şu an burada ayrı bir festival yaşıyoruz arkadaşlar. Allah esirgesin. Bakın, festivale getirmemiş ustamız. Ama getirseydi kesinlikle diğerleriyle derece alırdı. Hepsini geçerdi çoğunu arkadaşlar, inanın. Şöyle yakından bir seyredin arkadaşlar, bakın. Ama bir maşallah demeyi esirgemeyin. Maşallah demeyen elindekinden olsun. Maşallah diyen daha da güzellerine sahip olsun. Evet arkadaşlar, efsane bölüğün şu an yanındayız. Birinci olan
Kırmızı aynalak kuyruk da burada arkadaşlar. Kafeste değil, biraz sonra semalarda izleyeceğiz. Bakın. Tek tek. Hepsi ayrı bir şampiyon. Bir attın mı? On mu? Bu fitilini yapmış. Yani fitilini biraz... Sizin ağlardan geldi. Dedim ki bozdu. Hay maşallah. Yemiyor mu yaptık? Burada da bir şampiyon var ha. Evet evet. Kırmızı Aynalı 2022 Şanlıurfa Festivali şampiyonu uçuyor arkadaşlar. Kafeste değil, semalarda seyrediyoruz. Böyle şeyleri her yerde izleyemezsiniz. Murat Usta, senin bir lafın var. Havada bir daire mi uçuyordu? Evet. Şu an ne uçuyor? Villa mı? Bizim tanıdığım evet ustalar, arkadaşlar, değerli takipçiler, bakın hepsi ayrı bir şampiyon ve kırmızı aynalak kuyruk gerçek şampiyon. Gördüğünüz gibi uçuyor arkadaşlar, böyle telde değil. Bu anın keyfini çıkarın gerçekten de. Festival videosunu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an bu videoyu da izleyin. Benim kendi şahsıma orada kafesin arkasında seyretmektense bu güzelleri semada izlemek daha hoş arkadaşlar. Tercih ettiğim şey. Sizler de yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok memnun olurum. Teller arkasında festival mi yoksa semalarda uçan özgür kahramanlar mı? Arkadaşlar söyleyecek kelime bulamıyorum. Ancak şu anın tadını çıkarıyorum. Böyle şeyler zaten çok anlatılmaz. Ancak yaşanır. Allah daha güzellerini sizlere nasip etsin. Bilmiyorum daha güzellerine bir daha denk gelecek miyim bilmiyorum arkadaşlar. Şey yapmıyor yani. Şimdi herkes korktu. Çok iyi kuş gelecek diye. Vallahi size kuş geldi. Abi şimdi karalar. Tamam o tabi. Bana o lazım zaten. Ama sonuçta bu da güzel. Tabii daha iki sene nedir? Yeni bu gün ikilmiş olsaydı kötü mü? Hangisi? Şu kafanı bak şunu. Tamam.
Bana gelip diyorum, ben paylaştı adam işte. Evet arkadaşlar, değerli Aksoy Filo Elvan Güvercinleri takipçileri, istek üzerine şu an Hatay'da gizli hazine olan vadideyiz arkadaşlar. Mahir Saban ustamızın yanındayız. Hepiniz adına teşekkür ediyorum. Bize kapılarını açtı, kümesini açtı, bizi kabul etti. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Murat ustamız da bizi buralara kadar getirdi. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Sözü kendisine bırakıyorum. Biraz sizi tanıyalım ustam. Ben Hataylıyım. Doğma büyüme Hataylıyım. Adım Mahir, soyadım Saban. 35 yıldır filoya merakım var. Beslerim Mehmet kardeşimiz gelmiş. Tabii beni de şifre ediyor. Beni çoğu kimse bilmez. Hoş gelmiş. Ayaklarına sağlık. Allah razı olsun ustam. Bizi kabul ettin. Bu güvercinleri besleme amacımız tamamen bir sevda. Görüyorum bunu, ben farkındayım. Ben de aynı şekilde çok seviyorum. Ne zamandan beri bu güvercinlere merakımız başladı? Ben 8-9 yaşından beri kuş beslerim. O günden beri de bırakmamışım. Asker ocağında bile beslemişimdir yani, kuş merakım var. Vallahi gerçekten de. Kuşumu sadece kendim, eşim, dostum sever. Beni bilen bilir, Facebook'ta da çok kuş paylaşmam. Paylaşmayı da sevmem. Evet. Zaten kuşlar arkadaşlar kendisini gösteriyor. Yani diyecek hiçbir kelime yok. Festival yani sadece bir terim arkadaşlar. Hiçbir şey değil yani. Şu güvercinlere... Yani kuştan bir merak kuşu. Evet. Yani buradaki ustamız eline emeğine 1000 kere sahip arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz festivale karşıyım. Ve şu an 2022 yılının iki tane şampiyonumuz var değil mi ustam? Evet. Birisi kara nakışlı dalında, birisi de kırmızı aynalak kuyrukta ve uçan kuşlar. Yani bunları hiçbir yerde bulmak mümkün değil. Çünkü korkudan insanlar hep tel arkasında besliyor. Ustamız da gerçekten yüreğine sağlık. Güvercinleri özgür bırakmış. Biz ne diyoruz? Özgür kuşları seviyoruz arkadaşlar. Şöyle sizlere tek tek göstereyim. Yine bunlar bir görsel şölen arkadaşlar. Hepsi birer emek. Murat usta, bunlara söyleyecek kelimeler var mı? Birkaç kelime de senden alalım. Vallahi söyleyecek bir kelime yok abi. Değil mi? Zaten merak olmazsa yapamazsın abi. Aynen. Evet, ticarette olduğu zaman hep bunun iyisini satarsın, kötüsü damda kalır. Evet. Ama merak olduğu zaman hep en iyisine damak olsun. Aynen. Kötüsünü satarsın daha iyisini getirsin. Kötüsünü satarsın daha iyisini getirsin. Evet. Yani... Evet arkadaşlar, isimli kuş uçmaz diyen arkadaşlar, bu videoyu seyredin. Bugün de videomuz bu şekilde oldu arkadaşlar. Tekrar tekrar ustamıza teşekkür ediyorum. Bizlere kapısını açtı, kabul etti. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.